Sen çok güzel taklitler yapıyorsun. Şimdi evet. Biz de birazcık bir kere senin bu gülelim, senin ne kadar eğlenceli bir adam olduğunu, insan olduğunu, işte keyifli bir insan olduğunu çevrendeki arkadaşların ve ailen çok daha iyi biliyordur. Sen yabancı dilde de taklitler yapıyormuşsun. 13 farklı aksanı taklit mi edebiliyorsun? Oho, onları zaten daha artık şeye de geçtik ondan sonra. Artık işte Yugoslav Türkçesi, işte bir Hintli nasıl Türkçe konuşur? Ver abi Hint müziği, yolla Hint müziğini. Evet, bir Hint müziği alalım bakalım. Şimdi şunu böyle hafif dinlerken Yusuf bize bir bu güzel taklitleri çok güzel bir şey çünkü oyuncular... Ya bu da çok şimdi şey gibi oldu böyle göster olamaz. Ya öyle değil ama ya. Neden biliyoruz ben bilmiyordum. Yap deyince de yok. Hayır bak bir şey diyeceğim ben senin taklit yeteneğin çünkü taklit oyuncular yapar. Oyuncu alt kimliği olan insanlar yapar. Benim çok şimdi, alt kimliğim olmadı bu zamana kadar şimdi ama sen taklit... yapmayı düşünüyorum. Ben aslında dublaj yapmayı çok severim. Hiç yapmadım ama çok istiyorum. Mesela özellikle çizgi film dublajları. Mesela bir klasik Hollywood filmlerindeki o liseli ergen kızların ses tonu mesela. Yap bakayım mesela. İşte onun babası, onun küçük kardeşi, yaramaz küçük kardeşi. Yapıyor musun işte. Evde? Bunları hep yaparım arkadaşlarım aralarında. Çok gülerler böyle işte. Hintli mesela. Bir Hintli gibi ben mesela. Ben hoş geldiniz. Bak, şimdi bir diyalog yapayım böyle. Hani liseli ergen kız okul balosuna gidecek. Edward tabii. Edward'la dans etmesi lazım. Ama Tracy ona izin vermiyor. İşte kardeşi var. Sürekli odasına girip duruyor. Rahatsız ediyor. İşte baba aşağıda televizyon izliyor. Çocuklar rahat durun diye. Öyle bir sahneyi hayal edelim şimdi. İşte kız... Alttan abi nasıl bir Hint müziği buldunuz gözünüzü seveyim. Bayağı bizim... Bu... Bu ne bu? Yozgat yöresinin... Bu Yozgat tabii. Durun şimdi bir dakika, bir dakika. Amerikan filmlerinden şimdi bir taklit yapıyoruz bize. Sonra Seed vardır hani bu buz devrindeki. Evet evet. Seed. Onu çok severim mesela seslendirmeyi. Şöyle şimdi sahne tabii babaya sesleniyor. Çünkü küçük kardeş odaya giriyor. İşte kız direkt babaya hemen giriyor. Baba baba, Michael odandan dışarı çıkmıyor, baba ona seslenmelisin diye baba bağırıyor işte, Michael hemen oğlum dışarı çıkmalısın, kız kardeşini rahat bırak çocuğum. O da emmesi zaten, çıkmayacağım çıkmayacağım işte diye böyle. Ondan sonra tabii bizim bu İngilizceleri farklı şeylerde, hani aksanlarda anlatmak farklı. Başka İngilizcenin bile, İngilizcenin içinde bir farklı kendi aksanları var. Kendi aksanları var, şimdi evet. İngiltere'de tabii bizim Queen Elizabeth, işte Queen English, posh English dediğimiz İngilizce işte bizim bu özellikle siyasiler de konuşmaya çalışır bazen İngiltere. Onlar da beceremez çok da. Genelde kraliyet ailesi. Aynen. Ağızlarında hafif dolma varmış gibi böyle. Evet. I like to tell you that it's all about a lovely thinking and all the time and it's lucky lovely. The London miss you but darling. Diyemedim. Evet bu tam. Ondan sonra tabii bizim sokakta öğrendiğimiz İngilizce çok farklı. İşte siyahilerin konuştuğu İngilizce çok farklı. Biz sokakta bildiğin "Oh, Carlos, you get me that. Like, you better bring me the tea, and I'm just gonna drink the tea, and then I put it over there. That tomorrow I will tell you later on. All right, mate?" diye böyle. Bir de işte daha böyle zincirlerin "What, Carlos, you get me though, Carlos. Black, no, not put to like me, be like, yo, blah blah, Carlos, be then." diye böyle acayip bir aksan var. Çok farklı. Aslında Türkiye'deki tabii şeyler de var böyle işte. Bizim Irish'leri, birçok Irish'li, İrlandalı, İskoç arkadaşlarım vardı. Onların "You're the right to back in the line. Nobody takes a row because I'm tight." diye böyle. Acayip böyle sert bir şeyler. Aynı yapıyorsun hakikaten. Ben de çok gittiğim şey İskoçya'ya. Benim en sevdiğim ama şeydir işte bu Harlem İngilizcesi olur ya. Böyle Amerikan aksanı Harlem İngilizcesi. Evet. İşte siyahilerin konuşan. Evet. "Hey, what's up, man? I don't, man. I bet I could manage. I sound a little of me. That's just impossible. Bu çok I got güzel. A show tea, I got a tea, man." Bu çok güzel. Peki Hintli mesela nasıl Türkiye'ye gelse? Ben şimdi burada... bir süre pazarlama müdürlüğü yaptım. İşte ürün dağıtım yapıyordum bir firmada İngiltere'de. Ve ürünleri sattığım toptancıların çoğu Hintliydi. O zamanlar da Hint saçı diye bir şey var. Hint saç tarzı diyor. Çok modaydı Londra'da. Ben de öyle yapıyordum. Böyle ortadan ikiye ayrılırlardı böyle. Ben de çok yapardım onu. Tam Hintlilere benziyordum o zamanlarda. Adamlar her götürdüğümde yeni işte yoğurt götürüyorum yanımda işte. İşte satmaya çalışıyorum. Bak işte yeni yoğurt çıktı diye işte bunu sana işte fiyatı bırakırım diye. Adam geliyordu benimle Hintçe konuşuyordu. Ama 50 defa gittiğim adam bana 50. kez hala da Hintçe konuşuyordu. Seni Hintli zannediyor. Hintli zannediyor bana işte. Götürüyorum. Diyordum işte. Mr. Rashid işte. "Mr. Rashid, I have a new yogurt. If you like to taste it, I can give you a very good price, my friend." diyordum işte. "Oh, you should have particular da yogurtta matri çatı. Oh, ta kari kutu koti koti." diye böyle. Diyorum ki arkadaşım ben Hintli değilim, Türk'üm. Hintçe bilmiyorum. Ben de niye sürekli Hintçe konuşuyorsun?
Şimdi bak bunu İngilizce söylüyorum ona. Evet. Şimdi normalde bunu bir İngilizce birine söylediğin zaman sana ne der? I'm sorry my friend, I thought you are English. Evet. Punjabi der. Hani İngilizce yine cevap ver. Tabii. Oh patakanda da Punjabi ne tapatı. Çok güzelmiş. Japonca, Korece falan bu tür şeyler. Onların hastasıyım ya. Üçü de birbirine benzer. Çekik gözlü abilerimiz. Evet. Ama hepsinin dilleri, aksanları tabii lehçeleri çok farklıdır. Çok farklı. Çinliler kısa kısa kelimelerle böyle. Si. Yao tao sheng hao tao xi gan wa. Hao tao ya. Su sheng jing han wa xi xi yo wa. Su dan han jing kong a. Diye öyle. Ama bu şeyler Koreliler. İşte Koreliler daha böyle daha tabii böyle güzel insanlar. Ben Korelileri çok severim. Uzatıyorlar değil mi onlar? Onlar böyle daha uzatıp daha böyle eğlenceli böyle meraklı olaraktan konuşuyorlar. Huu! Tuğra gıngıra çoğutay şengen ha. Huu tüm gündan sengen dırda. Japonlar tabii daha asil, daha cool. Hep adamlar hep şey böyle asil cool. Kendilerini samuray sanıyorlar. Tabii. Alayı samuray sanıyorlar. Tabii. Şeyde çok gülmüştüm. Tom Cruise'un bir filmi vardı. Last Samurai diye. Evet. Orada bir sahne vardı. Öldüm, koptum o sahneye ya. Bir köye götürüyorlardı bunları. Evet. Samuray köyüne gidiyordu. Samuray orada acayip bir samuray bir adam vardı. Evet. Takashi. Hı hı. Oğlu geliyor da işte çocuğa altyazıda da şu yazıyor. Annene git söyle misafirimiz var akşama yemek yapsın diyor. Evet. Altyazıda bu geçiyor. Çocuğa böyle diyor. Kozi! Dönyan sen tabiyor. Kesecek çocuğu kesin. Yani, halbuki yemek hazırlasın diyor. Bunlar nereden geldi? Şimdi benim sokak, bizim yaşadığımız, annem ailemin yaşadığı bina veriyor. NATO binası gibi böyle. Her milletten insan var. Yani özellikle Afrikalılar, çok severiz Afrikalı, çok güzel komşularımız vardır. Evet. Annem onlara yemek götürüp getirme kültürünü alıştırdı. Şimdi bizde vardır ya hani böyle komşuya yemek götürme, tabii ki, paylaşma. Evet. Onları da alıştırdı. Herkes bize yemek getiriyor. Orada değil mi? Bir gün geldi annem bakıyorum gülüyor böyle, tamam mı? Niye gülüyorsun hani ya dedi, yan komşu geldi. Ne bileyim dedi, fufulelekiki mufulelekiki bir şeyler diyor bana dedi. Dedim ne fufulelekiki ne ya? Kadın pilav getirmiş. Onlar da fufuymuş pilav. Fufu, fufuleleki ya pilav yer misiniz? Pilav getirin. Öyle onların peki böyle sen onların makarayı almayı seviyorum. Bir de şu Karadenizli İngilizce nasıl konuşuyor? Onu da yapıyor musun? Ya Karadenizlisi işte Güneydoğu tarafı işte. Buradan sevgiler selamlar olsun bütün hepsine güzel Karadeniz'e. Olsun. Evet. Ya bizim tabii var orada akrabalar var. İngilizce konuşanlar var. Evet. Evet. İşte ama şey çok özellikle iyi. Telefonda mesela bankadan biri aradıysa işte. Evet. Alo. Hu. La mi mi hu hu la mi mi Ahmet. Who are you? Like me talking, you talking, who you what you talking? Diye zaten bir sinirleniyor, hemen kızıyorlar zaten. Kızıyor değil mi? Bu Karadeniz'in suyundan mıdır, toprağından mıdır? Biraz böyle bir hani hep bir hop ya yok, bir anda şimdi agresif de göstermeyelim şimdi bütün Karadeniz öyle. Yok yok estağfurullah değil ama mesela Karadenizli ya adam Karadeniz'in Mert olur Karadeniz derler, zaten bak. Kendi kendine baktığında hırçın bir deniz. Zaten, coğrafya olarak da öyle. Coğrafya olarak da öyle çünkü. Normal yani biz de, o zaman, biz de böyle kabul etsinler yapacak bir şey yok. Tamam.